Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren kuran Hakim öyle bir nurani şeceri tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Bak manasına geçmiyor daha. Lafzı kazandırıyor. İnsan portakalı içi için alır. Dilimleri için alır. Değil mi? Kabuğunu soyar atarız çöpe. O kabuk içini muhafaza etmek için bir kaptır. Biz saksıdır. Ama bizim çöpe attığımız kabuk hakkında sınıfta kalan doçentler var. Geri dönen tezler var, doktora tezleri var. Midemize yaramıyor gibi görünüyor ama başka ilimlere, fenlere açılan öyle kapılar var ki insan şaşırıyor. Biz meseleyi hep kendi menfaatimiz açısından baktık mı var ya, o nimetleri bize çok fuzuli israf da olur. Önce nimetlere Allah'ın sanatı, bir sıbgası, bir yarattığı mahluk, bir tezahürü tecelliyat açısından baktık mı, o mahlukatı okumaktan, anlamaktan gelen zevk, yemeden daha öne geçer. Onun için üstadımız öyle buyurur, affeder hayvan gibi yutmamaktır. Mahlukata, o manada varlıklar gibi yaklaşanlar, Allah'ın onlara gizlemiş olduğu esrarı anlayıp idrak edemezler. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Manevi muhtevasını bilelim. Anlamaya gayret gösterelim. Bir müfessir kadar olmasa bile mal açısından Rabbim burada bana ne emrediyor? Ama haşa lafsını nazara almamak, lafsına itibar etmemek meyvelerin kabuğunu tenkit etmek gibi, insanın cildini tenkit etmek gibi. O güvercinin mesela tavuk yiyor insan değil mi? Köy tavukları. O horozun dışındaki güzelliğe bir bakın. Soy bakayım o horozu tüylerinden neye yarıyor görün. Çöpe attığımız tüyler bir sanat açısından baktık mı mucizedir. Niye hep midemi canibinden bakalım ki arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'e akıl açısından mı bakacağız? Akıl bir midedir. Aklın akıl midesine manalar gelir. O manaları hazmeder. Ruhun, latifenin, sırrın, kafanın, akfanın, kalbinin, gönlünün istifade ettiği Kur'an-ı Kerim'de lafızlardan, Üslup'tan öyle ince sırlı manalar çıkar ki akıl bunu anlamaktan acizdir. İşte sırf midesiyle dünyaya yaklaşanlar gibi sırf aklıyla Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmak isteyenler bu alanlardaki zevklerden, lezzetlerden, istifadelerden ve istifazelerden mahrum kalırlar. Onu da yok zannederler. Kabristanda bir cenazenin başında, hastanede bir hastanın başında sekerat anına girmiş bir insanın başında, he? kalbi gönlü açık bir müminin yanında, zevk için, lezzet için, fazilet için asırlardan beri bu Kur'an-ı Kerim okunuyor, okunmuştur ve okunacaktır. Bu gibi yerlerde lafsından ziyade diyelim malini, manasını okumaya kalksak insanın ruhu rencide olur. O sırlı zevkler malden gelmez. Lafızdan gelir. Çünkü maale Kur'an denmez. Tercümeye Kur'an denmez. Tefsire Kur'an denmez. Allah'ın Celle Celaluhu o lafızlara gizlemiş olduğu sırlı hakikatler insanların menfezlerinden girer, ruhlarını şaha kaldırır. Siz bunu maalle, tefsirle yapamazsınız. Zaten o alana girip, bütün dikkati o alana çekmek isteyenler, bak sürünüyorlar. Faziletleri sıfır, kemalatları sıfır. Menfaatleri zirve yapmış. Ticarette yarışıyorlar. Allah öyle bir mahrumiyet vermiş ki onlara. Ve sıf o alana girenler sapmışlar. Bakın Mutezile'ye, bakın Cebriye'ye. Böyle sapık mezhepler ve meşrepler sırf akılla yürüdükleri için. Bakın şu felsefecilere. Allah'ın Celle Celal yarattığı her bir varlıkta, her cihette mucize vardır. Aslanın manası ruhudur manası. Onun bedeni onun lafsıdır. Şimdi lafını at bakayım kenara. At. Görme. Ruhundan nasıl istifade edeceksin? O ruhu nasıl taşıyacaksın? Aslan ruhunu nerede nasıl koruyacaksın? Tercüme ettin. Tercüme ettiğin lafız koyuna benziyor. Öbürünkü keçiye benziyor. Öbürünkü kediye benziyor. Aslan olur mu? Herkes kendine göre tercüme edecek. Herkes kendine göre izah yapacak. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir fırkayı naciye. Hem lafsına hem manasına. Allah'ın muradı gözüyle bakanlar kurtuluyorlar. Ben manasına anlayayım da lafz önemli değil diyenler. O manalara değişik elbise ve libas ceset giydiriyorlar. Biri kedi gibi mutezile ortaya çıkıyor. Öbürü tavşan gibi kebriye ortaya çıkıyor. Hakiki libas Allah bilir. Ve koymuş Arapça diyor. Arapçasından oku diyor nasıl fıtratta yaratmış olduğu ruhlara münasip libaslar giydirmişse, Kur'an-ı Kerim manevi muhtevaları da ancak bu libas, bu lafızlar içerisinde korunabilir. Lafızlar sadece harf gözüyle bakmayın. Anlamasan da oku. Geçen destede ifade ettik. İlla anlamak icap eder mi? Şart değil. O işin erbabınındır. Anlamaya çalışsın. Allah Kur'an oku diyor. Kur'an lafzına Kur'an deniyor. Manasına Kur'an denmiyor. Sırf anlamak icap etseydi hurufu mukatta ile başlayan 14 sure var. Elif, la, mim, saat, he? Yasin, hamim. Hangisini manasını anlıyoruz? Okumayacak mıyız o zaman bunları? Fuzuli midir bunlar? İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak seyretle düşün ki Bak şimdi geliyor üstad. Burada tokatı vuracak. Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler. Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler. Yani tercüme edilsin, Türkçe yazılsın, Fransızca yazılsın. Kur'an harfleri, Kur'an yazılarıdır. Arap harfleri değil. Araplar da böyle bizim kadar anlamaz. Bu lisan bilmek değil. Kur'an'ın lafzı kendine özeldir bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hassiz bir hasarette olduğunu anla. Anlamıyorsan niye okuyorsun diyor adam. Hangimiz hangi iş anlayarak yapıyoruz ki? Değil mi? Binlerceden uçak yolculuğu hangisi uçaktan anlıyor? Hangisi pilot kabinini bilir? Bir kişi bildi mi kafi? Öbürü yolcu. Her yolcu uçağı sürmek mecburiyetinde değil ki. İlaçları kullanıyoruz. Hangi bir ilaçların prospektüsünü biliyoruz? Anlamıyorsan niye atıyorsun diyor musun adama? Niye kullanıyorsun diyor musun? Hayır. Yani o ilaçlar eczacıya daha faydalı oluyor da o ilmi bilmeyenlere zarar mı veriyor? Ya, ne alakası var arkadaşlar ya? Ama abi ortalıkta o kadar cahil insanlar var ki. Bunlar da kolay cemaat buluyor, müşteri buluyor işte.